Pencereden dünyaya açılan bir pencere var. Aynı şekilde dersleri anlamak konusunda da, Risale derslerini anlamak konusunda da dünyadan, tarihten Risale'ye açılan pencereler var. Ve zannediyorsam ki bunları bilirsek Risale'yi de daha güzel anlarız. Tabii ben Risale'yi anlama konusunda yolun başındayım. Birazdan belki kısmen anlatacağım şeyler sizin açınızdan daha iyi anlaşılır olacak. Çünkü siz Risale-i Nur'u biliyorsunuz. Ben düşüncem şu, yani sizinle paylaşmak istediğim şey şu. Geçmişten günümüze kadar dünyanın siyasi tarihinde önemli olan olaylar neler? Düşünce tarihi, ki düşünce tarihi denince aslında felsefe demek daha doğru oluyor. Felsefe tarihinde önemli olan olaylar neler? Bilim tarihinde olan olaylar neler? Bu üçünü bir bağlamda değerlendirerek Risale'nin bunlara verdiği cevap ve onlardan Risale'ye açılan pencere ve Risale'den de onları anlamaya açılan pencereleri beraber belki görme ve ben de sizin sayenizde daha iyi anlama şansına kavuşurum diye düşündüm. Şimdi dünyaya baktığımız zaman 5 tane kadim medeniyet var. Tabii ki başka medeniyetler de var. Osmanlı medeniyeti var. Bir Avrupa medeniyeti var. İslam medeniyeti var ama kadim dediğimiz medeniyetler 5 tane. Çin, Hint, Sümer, Aztek ve İnka medeniyeti. Bu medeniyetler içerisinde Sümer'den apayrı bir yeri var. Birazdan Sümerler derken neyi kastettiğim daha iyi anlaşılacak. Diğer medeniyetlerden niye Sümer medeniyeti daha farklı bir hale gelmiş? Şimdi dünyada İnka medeniyeti yok. Aztek medeniyeti yok. Yok olup gitmiş. Diğer medeniyetler ise Hint ve Çin medeniyetleri ise Batılıların baskısı altında. Yani bir Çinli de artık takım elbise giyiniyor, pantolon giyiniyor, hamburger yiyor, tostla besleniyor, kola içiyor. Bir Afrikalı da öyle, bir Avrupalı da öyle. Yani dünyaya Avrupa kendisini empoze etmiş vaziyette. Avrupa ise Sümer medeniyetinin devamı. Yani bir nevi Sümer medeniyeti dünyaya kendisini dayatmış durumda. Peki sebebi nedir? Niye diğer medeniyetler değil de dünyanın tamamına yayılanlar, yani Batı medeniyeti nezdinde Sümer medeniyeti olmuş diye sorduğumuzda karşımıza şu çıkıyor. İnkalar, Mayalar resim yazısını kullanıyorlardı, hiyeroglif. Bugün Çin, Japon alfabesi de hala resim yazısıdır. Yani her kelimenin karşılığında bir harf var. Alfabeleri 30 harften, 40 harften oluşmuyor. 2000 harften, 3000 harften oluşuyor. Bunu öğrenmek, bunu kullanmak da tabii ki kolay değil. Düşünün ki bir çocuğun 28 harften oluşan bir alfabeyi öğrenmesi 1 yılını alıyor. Bunun 2000, 3000 olduğu zaman öğrenmesi, bunu kullanması nasıl olacak? Tabii ki ancak pek az kişinin başardığı iş olacak. Bugün Çin medeniyeti hala resim yazısını kullanıyor. Japonlar yine hakeza öyle. Hint medeniyeti de yok olmuş durumda ama onlar da resim yazısını kullanıyordu. Tarihte ilk kez her harfe karşılık bir şey, her sese karşılık bir harfi kullananlar Sümerler olmuş. Ve ilk alfabeleri 3000 kelimeden oluşurken 30 alfabelik bir şeye ulaşmışlar. Ne zaman? Milattan 1000 yıl önce Lübnan'da. Bu Sümerlerin ilk alfabesi çivi yazısı dediğimiz alfabe ve öküz anlamına gelen alafla başlıyor. Belki bazılarınıza tanıdık gelmiştir. Hala Anadolu'da biz Alaf'ı kullanırız. Örneğin Alaf. Alaf. Alaf örneğin Ağrı'da, ben Ağrılıyım, Kürtçe'de öküz yemi anlamına gelir. Oysa yani büyükbaş hayvanlara verilen yem Alaf. Ege'de Alaf, büyükbaş hayvanların önüne kullanılan o yulak diyebileceğiniz, yemlik diyebileceğimiz şey anlamında kullanılıyor. Alaf. Bu ilk alfabedeki yani öküz anlamına gelen alaf sözcüğü ilk harf olan alafa dönüşüyor. Yani dedim ya seslerin karşılığı olan harfe dönüşürken alafa dönüşüyor. Aramice'de, Sümerce'de, Sümer'in yani devamı Aramice'dir.
İkinci alfabe çiviyasındaki ikinci harf yuva anlamına gelen beta'dır. Şimdi Lübnan'da bu tarihteki önemli olaylardan biri de şu, o milattan önce binli yıllarda Yunanlar üçgen yelken icat ediyorlar. Üçgen şeklinde yelken. Daha önceki gemi yelkenleri kare ya da dikdörtgendir. Eğer rüzgar arkadan eserse hareket edebilir. Yoksa edemez. Ama üçgen yelkende eğer açıyı doğru tutturabilirlerse, rüzgar hangi yönden eserse esin belli bir istikamette gidilebiliyor. Bunun sayesinde Akdeniz'de ticaret yapan Yunanlılar bu alfabeyle tanışıyorlar. Yani ilk kez her sese karşılık bir harfin denk geldiği, 3000 kelimeden değil, pardon, 3000 harften değil, 40-30 harften oluşan bir alfabeyle karşılaşıyorlar. Bunu alıp kendi ülkelerine, yani Yunanistan'a götürüyorlar. Alaf, alfa oluyor. Bugün hala Yunan alfabesi öyledir. Beta oluyor. Alfa, beta, deta diye gidiyor ya alfabeleri. Bu Lübnan'da mı? Lübnan'dan oluşuyor. Lübnan'da milattan önce binli yıllar. Sümer oralarda mı? Sümer Mezopotamya'da. Ama bu Lübnan'da. Ama Mezopotamya dediğimiz yer, altın hilal denilen bir bölge var. Hilalin uçları batıya bakıyor. Bu altın hilalin kuzeydeki ucu bugünkü bizim Güneydoğu Anadolu bölgesi. Fırat Dicle Havzası. Güneydeki ucu Lübnan'daki bereketli vadi, hilalin iki ucunun birleştiği yer ise Mezopotamya. Yani dolayısıyla Sümerler o altın hilal dediğimiz bölgede yaşamışlar. Yunanlar oraya mı? Yunanlar ticaret vasıtasıyla gidip gelirken Akdeniz sahillerinde bununla tanışıyorlar. Alaf, Aramice'den Arapça'ya geçerken elif oluyor. E, A olarak okunduğunda da alif. Beta, B oluyor. Yani bugünkü Arap alfabesinin de kökeni oraya dayanıyor. Bu yazının kullanımını çok kolaylaştıran bir icat. İşte Sümerler ya da Sümerlerin devamı olan medeniyeti, bugün dünyanın her tarafına hakim kılan şey, işte bu ilk başta bu alfabenin icadı. Peki bu öküz manasına gelen alaf. Alaf. Yani ilk önce öküz de niye başlatmış? Yani ziraat, gıda budur. Aynen öyle. Daha çok vergi sebebiyle. Öküz ve yuva devamlı ediyor ya. Öküz, yuva. İşte vergi memuru gidiyor köye ya da eve. Yuvada kaç tane öküz var? Diyelim 10 tane öküz var. Vergi alacak ya. 10 tane alaf yazıyor. Yanına da yuva koyuyor. Ha, bu yuvada 10 tane öküz var. Vergi tahsil etmek için. Bu ziraat. Demek ki ziraat, gıda, insan. Evet. İnsana ilk temel gıda. Gıda. Gıdayı da öküzün üzerine. Ayrıca bir de ilk devletler de Mezopotamya'da ortaya çıkıyor. Ve Mezopotamya'nın bir diğer özelliği de tarıma ilk geçilen yer. Devlet demek, hukuk demek, vergi demek. Orada da neden vergi alacak? Ziraattan vergi alacak. O sebepten dolayı öküz de alacak. O zaman öküz de başlamış. Evet. Çünkü öküz olmazsa ziraat olmaz. Onunla başlamışlar. Oradan da bize gelirken işte alfa vesaire. Şimdi bu büyük bir olay. Yine o tarihlerde çok önemli olan bir olay daha var. Yunan adalarında büyük bir kıtlık yaşanıyor. Ve bu kıtlıkla adalardaki insanlar Anadolu'ya çıkıyorlar. O zaman Frigyalılar var, Lidyalılar var. Küçük küçük devletler var Anadolu'da ve bunları yakıp yıkıyorlar, talan ediyorlar. Hitit imparatoru bir akının geldiğinden haberdar oluyor, bir tablet yazıyor Mısır'daki Firavun'u duyurmak için. Diyor ki yani böyle böyle bir güç geliyor, saldırıya geçmiş, haberdar etmek için. Kil, bildiğiniz kil tabletler de yaş olur. Onu kurutmak için bir kenara bıraktırıyor. Kuruyunca yola çıkartacak. Ama yola çıkmıyor. O kil hala Hattuşaş'ta. Çünkü kil yola çıkmadan bu akın gelip Hattuşaş'ı yakıp yıkıyor. Birazdan daha şaşıracaksınız. Bu akın aşağı Mezopotamya'ya iniyor. Babil devletlerini perişan ediyor. Babil devletlerini yakıp yıkıyor. Ardından bugünkü Filistin bölgesinden Mısır'a geçiyor. Firavun 4. Ramses bunu durduruyor bu akını. Bunlar durunca, yenilince Mısırlara bir kısmı adalara geri dönüyor. Bir kısmı ise bugünkü Filistin'de kalıyor.
İşte o kalan halkın ismi Filistinidir. Filistinliler. Aslı Yunan yani. Aslı Yunan. Ama bugün tabii ki Arapça konuşuluyor ve Müslümanlar elhamdülillah. Şimdi bunu niye anlattım? Bu da çok önemli bir olay. Çünkü o dönemde Yahudiler Babil devletlerinde esir durumdalar. Bu akınla Babil devletleri zayıf düşünce bunlar o akından, şeyden, esaretten kurtulup İsrail yani dediğimiz bölgeye geri dönüyorlar. İlk Filistin-Yahudi çatışması o zaman başlıyor. Tevrat'ta geçer. Hazreti Davut'un sapanla bir Goliat adında bir dev gibi bir adamı sapanla öldürdüğü. Öldürülen o Goliat Filistinlidir. Şimdi bunun bir diğer önemli mevzusu ise Orta Doğu'da yani medeniyetin merkezi olan Orta Doğu'da bu akın büyük bir kargaşa yaratıyor. Büyük bir kargaşa. Ve bu kargaşa neredeyse 1000 yıl sürüyor. Kadim devletler yıkılıyor, küçük küçük topluluklar ortaya çıkıyor, birbiriyle savaşan topluluklar. Ha demek ki Filistin ismi oradan geliyor. İsrail, o bölgeye işte Yahudiler İsrail ya da Kenan diyor. Ama bu bölgenin daha önceki adı İlyada. İlyada ismini bir kenarda böyle tutmanızı istiyorum. Bu isim de enteresan bir isim. Çünkü bu ismin bir diğer karşılığı şey Ege'de bugünkü Çanakkale, Balıkesir bölgesinde yaşayan bir devlet vardı o dönemde. O devletin de adı İlyada. İl Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. Hazreti İbrahim zamanında kullanılan asıl isim, en çok kullanılan isim buydu. Bugün de mesela Cebrail diyoruz, Azrail diyoruz, Mikail diyoruz, İsrafil diyoruz. Hatta şeytanın isyan etmeden önceki adı da Azazil. Yani bu işte Azrail dediğimizde Allah'ın bir şeyi demiş oluyoruz. Cebrail dediğimizde Allah'ın bir şeyi demiş oluyoruz. Yani sonundaki il. 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 Acaba ben mesela internetten araştırmaya çalıştım, bulamadım. Belki sizin sayenizde ben de öğrenirim. Bunlar neyi anlatıyor? Değil mi? Kelime anlamı olarak neyi anlatıyor? Bize herhalde Cebrail. İl. İl. İl Allah'ın ismi. Allah'ın ismi. Cebra neyi anlatıyor? Azra neyi anlatıyor? Değil mi? Yani bunu öğrenirsek bir şeyler öğreneceğiz. İbrahim Aleyhisselam zamanında mıydı? İl. İl ismi, evet. İbrahim Aleyhisselam il diye seslenir. İl. İl. İsrail'in ya da bugünkü Filistin toprağının ismi de ilk başta İlyada. Buradan da bize bir şeyler açılacak yani bir pencere açılacak bir şeyleri anlamak için ama ben kendim şahsım adına hatta bir iki tane arkadaştan da rica ettim. Dedim ki bunlar ne demektir? Bulabilir misin? İşte Arap kaynaklarına baktı, işte Yahudi kaynaklarına baktı ama bir bilgi edinemedi. Belki sizin sayenizde ben de bunu öğrenmiş olurum. Ya bir de diğer bir enteresan şey, Ege'de bir bölgenin adı, bugünkü Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'nın bir kısmı İlyada. Ya bu bir tesadüf müdür? Onu bilemeyiz ama İlyada'da da yaklaşık bu Filistinlilerin akımından yaklaşık 200 yıl sonra çok önemli bir olay cereyan. Bu da yine dünya tarihini değiştiren bir olay. 200 yıl sonra. Bu 200 yıl bize çok gibi görünebilir ama aslında dünya tarihi açısından fazla bir zaman değil. Ne oluyor? Çanakkale'de bir devlet var İlyada. Bunun prensi Yunanistan'dan bir kız kaçırıyor. Bütün Balkan devletleri, milletleri birleştirerek 10 bin kişilik bir ordu hazırlıyorlar ve Çanakkale'ye saldırıyorlar. Savaş 10 yıl sürüyor. Tarihteki ilk dünya savaşı. Yani Birleşmiş Milletler, Balkan milletleri. Bu İlyadalılar da yalnız değilmiş. Yani bunu Homeros'un destanından biliyoruz. Frigyalılar, Hititler, bilmem neler, tamam Lidyalılar da İlyada'yı destekliyor. Yani bir yerde Anadolu kuvvetleri, milletleri, bir yerde Balkan milletleri, milattan önce binli yıllar ve savaşıyorlar. Bir dünya savaşı. Ve büyük bir kuvvet o günkü kuvvetlere göre bir tarafta 10 bin tane asker var. 1000 tane gemiyle gelmişler. Ve işte o hani Çanakkale'ye gittiyseniz bilirsiniz bir heykel mevzusu şey bir büyük bir at mevzusu var. Hani Truva atı. O Truva atı hilesiyle savaşı Balkan milletleri kazanıyor. Balkan milletleri kazanıyor. Bu Balkan milletlerinin başında da yani
Agamemnon adında bir kral var. Şimdi diyeceksin ya bize ne bu kralın isminden? Birazdan anlatınca niye bunu anlattığımı anlayacağız. Şimdi birincisine dikkatinizi bir daha çekmek istiyorum. Dünyadaki ilk dünya savaşı. Milattan önce binli yıllar yer Çanakkale Boğazı. Tanıdık geliyor mu bilmiyorum. Bir tarafta Anadolu milletleri, bir tarafta Balkan milletleri var. Türkler nerede? Türkler daha tarih sahnesinde yok. Türklerin atası Hunlar yok. Onların da atası İskitlerin olduğu söyleniyor. Daha yani dünyada Türk milleti yok. Bu savaşı Balkanlar kazanıyor. Aradan yaklaşık 2200 yıl geçiyor. 2000 yıl sonra Selçuklu Devleti kuruluyor ve Anadolu'da yıkılıyor. Beylikler dönemi başlıyor. Birçok beylik var. Bunlardan bir tanesi Karamanoğlu Beyliği diyor ki Anadolu benimdir diyor. Niye benimdir? Ben çünkü Selçuklu'nun devamıyım. Selçuklu'nun başkenti Konya benim başkentim. Benim resmi dilim Türkçe. Selçuklu'nun, burası Selçuklu'nun bölgesiydi Anadolu. Ben de Selçuklu'nun devamıyım, Anadolu benimdir diyor. Onun karşısında Anadolu benimdir diyen bir tek Osmanlı var. Ama Osmanlı'nın Anadolu benimdir derken Karamanoğlu Beyliği kadar haklı bir meşruiyet zemini yok. Bu yüzden daha Orhan Gazi ne yapıyor? İmparatorun damadı oluyor. Lüfer Hatun. Bizans İmparatoru'nun kızı. Şimdi buradan, şimdi burada bir noktalı virgül koyup ben İlyada konusuna devam edeceğim. İlyada devleti yıkıldığı zaman derler ki bir gemi dolusu insan kurtulmuş ve İtalya'ya gitmiş. İtalya'da da işte bir takım halklar var. İtalyanlar yok. Oradaki halkla evlilik bağıyla ortak bir hanedan kurmuşlar. Etrüsler. Etrüsler Roma İmparatorluğu hanedanıdır. Yani Etrüsler de Roma İmparatorluğunu kuruyorlar. Roma İmparatorluğu buraya geldiği zaman Anadolu diye diyor ki Anadolu benimdir. Çünkü diyor benim atalarım İlyadalılar. Biz İlyadalıyız, Anadolu bizimdir diyorlar. Roma İmparatorluğu'nun devamı Bizans İmparatorluğu. Doğu Batı ve Bizans İmparatoru diyor ki Anadolu benimdir. Çünkü ben Roma'nın, Roma'da İlyada'nın devamı. E peki İlyada'nın karşısında kim var? Rumlar var. Biz Bizans Devleti'ni ne devleti olarak biliriz? Rum Devleti. Halbuki Bizans Devleti'nin çatıştığı, ben Rum değilim diyor, ben Latinim diyor. Ben Etrüsküm, ben İlyadalıyım. İlyada'nın savaştığı milletim diyor. Yani burada da bir ışık var fark ederseniz. Bir şeyleri yanlış giden bir şey var, bir anlayış var. Dönelim biz kendi mevzumuza, Karamanoğlu, Osmanlıoğlu Beyliği mevzusuna. Orhan Gazi diyor ki ben diyor hayır diyor, Anadolu benimdir diyor. Neden? Çünkü ben imparatorun devamıyım, damadıyım. Buranın sahibi Selçuklulardan önce Bizans'tı, ben Bizans'ın devamıyım, bu topraklar benimdir diyor. Enteresan geldi mi bilmem size. Daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Birinci Murat, Orhan Gazi'nin oğlu. Şehit düşen tek Osmanlı padişahı. Kosova Meydan Savaşı, 1389. İlyada'nın yıkılışından 2400 yıl sonra. Kosova'da kimler var? Birleşik Balkan Ordusu var. Yine bu tarafta kim var? Birleşik Anadolu Ordusu var. Ve şehit olmadan önce Birinci Murat'ın söylediği son sözün şu olduğu söylenir. İlyada'nın intikamı alındı. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in de aynı sözü söylediği söylenir. Diyeceksiniz ki ya Naci Hocam biraz abartıyorsun galiba. Ya biz böyle olmasa gerek. Peki ben başka bir örnek vereceğim. Osmanlı'yı tarihten silmek isteyen bir ordu vardı, bir donanma. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'ye çıkarma yaptılar. Ve İngiliz komutasındaki bu ordunun savunma bakanı Churchill, duymuşsunuzdur. Churchill'in özel isteğiyle amiral gemisinin adı Agamemnon konur. Hani demin niye ben Agamemnon'un ismini verdim? Ve işte Birinci Dünya Savaşı yine nerede?
Çanakkale'de. Yine kim var? Birleşmiş Anadolu milletleri. Karşılarında kim var? Birleşmiş Avrupa milletleri. Amiral gemisinin ismi bile Agamemnon. İşte şimdi Doğu Batı çatışması diyoruz. Doğu Batı çatışması milattan önce 1000'li yıllarda İlyada ile başlar. Bugün Filistin problemi diyoruz. Filistin İsrail problemi diyoruz. Milattan önce 1000'li yıllarda yine bugünkü topraklarda başlar. Bu kadar eski ve bu kadar kadim problemlerdir. Bunlar biraz böyle pencere olsun diye anlattım, sadece önemli olaylardır diye. Çünkü bundan bir noktaya geçmek istiyorum. Demin anlattım, Sümer medeniyeti Yunanistan'a nasıl geçmiş. Bunu anlattık. Yunanistan'ın durumu ne oldu? Yunanlar bu yelken sayesinde Karadeniz'le, Akdeniz'le ticaret yaparak farklı kültürlerle etkileşime girmeye devam ederken ticaret sayesinde zenginleştiler. Orta Doğu'da o dönemde büyük bir kaos varken Yunanistan'da huzur vardı. Evet, küçük çaplı çatışmalar vardı. Şehir devletleri arasında küçük çaplı 1000 kişinin, 500 kişinin, 300 kişinin öldüğü çatışmalar oluyordu. Ama Orta Doğu'yla kıyas kabul edemez. Para vardı. Benim söylediğim şeyden dolayı, ticaretten dolayı. Huzur vardı. Ve parayla satın alınan köleler vardı. Enteresan rakamlar söyleyeceğim. Bazen bir şehrin %70'i, %80'i köle. Dolayısıyla bütün işleri köleler yapıyor. Diğer insanlar ne yapacak peki? Oturacaklar, keyif edecekler, düşünecekler, bazı şeyleri dert edecekler, yani felsefe yapacaklar. İşte Yunanistan'da felsefenin başlamasının sebebi bu. Ama Yunanistan'da her şey güllük gülistanlık da değil. Çünkü çok tanrılı bir din var. Zeus var, işte Hera var. İşte Ares var, bilmem şu var, bu var. Ve bunlar birbirleriyle, bu tanrı ilah kabul ettikleri, birbirleriyle evleniyorlar, çocuk yapıyorlar, birbirleriyle küsüyorlar, birbirlerini dövüyorlar, birbirlerini cezalandırıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. Yani bunun da yol açtığı bir takım insani olaylar var, enteresan. Çünkü mesela örnek bir şey vereceğim size. İki komşu. Komşunun ikisi de gemiyle balıkçılık yapmak için, işte balık avlamak için denize açıldı. Fırtına çıktı, biri geri döndü, biri öldü. Ölenin yakını diyor ki, senin yüzünden diyor öldü. Niye? İşte ben gördüm, seninki denize açılırken Poseidon'a dua etmedi, şarap dökmedi denize. O yüzden Poseidon kızdı, fırtına çıkarttı, senin kardeşin yüzünden benim kardeşim öldü. O da diyor ki, hayır kardeşim, ben geçenlerde gördüm, sen Zeus tapınağına kurban sunarken hayvanın tırnaklarını sundun, yenenmez yerlerini sundun. Zeus sana kızdı, fırtınayı çıkarttı, yıldırımı senin kardeşinin başına düşürdü. Üçüncü bir kişi arayı bulacak ya, ya siz hata yapıyorsunuz şimdi. Ya biliyorsunuz batıda çok büyük bir ada var, orada büyük bir dağ var, orada büyük bir mağara var. Mağarada periler yaşar, periler kapıyı açık unuttu, ceryan çıktı, fırtına oldu, bu yüzden öldü. Ya kavga etmeyin. Şimdi bu insanları uzlaştırın, bakayım nasıl uzlaştıracaksınız. Hadi. Kim barıştırabilir bunları? Kim ikna edebilir? İkna edebilmenin yolu var mı? Biri Zeus diyor, biri Poseidon diyor, biri peri diyor, biri bilmem ne diyor. Yani her şey güllük gülistanlık dedik. Dünyanın geri kalanına ilişkin, ama öyle Yunanistan'da da öyle güllük gülistanlık bir durum yok. Sadece asayiş problemleri de değil. Bazen savaşlar çıkıyor. Bir örnek daha vereceğim. Bilmiyorum, sıkılmadınız inşallah. Atina'da bir veba salgını çıkıyor. Veba salgını bitiyor. İkinci sene yine çıkıyor. Üçüncü sene yine çıkıyor. Sağlık tanrısı Apollon'a inanıyorlar. Tabii başka tanrılara da inanıyorlar ama vebayı veren Apollon'dur. Bu Apollon'un da bugünkü Manisa'da büyük bir şeyi var, tapınağı var. Diyorlar, gidelim oradaki rahibelere soralım. Bu Apollon bu belayı bizim başımıza niye sardı? Tapınağın altında da böyle mazgallar var. Yer altı gazları oradan tahliye oluyor. Ege'de çoktur biliyorsunuz, böyle bir yerlerde sönmeyen ateşler vardır yer altı gazlarından dolayı. Rahibeler o gazları kokluyorlar, ondan sonra baygınlık geçiriyorlar, tamam mı? Bir nevi böyle bir trans benzeri bir şey. Ondan sonra sözde Apollon'la konuşuyorlar.
Bunlar da gidiyorlar o rahibelere soracaklar. Veba niye var? Şimdi rahibenin öyle bir şey söylemesi lazım ki hem kendini kurtarsın hem Apollon'u kurtarsın. Diyor ki sizin Apollon'a yaptığınız tapınağı küçük yaptınız. Apollon size kızdı. O yüzden size bu belayı gönderdi. Ne yapacağız? Onu tam iki kat büyüklüğe çıkaracaksınız. Tamam diyorlar, seviniyorlar. Gidecekler tapınağı, iki kat büyüklüğüne çıkaracaklar. Sonra bir bakıyorlar, ya tapınak küp şeklinde. Şimdi küpün üzerine aynı ölçülerde bir küp daha koyarsan, küpün küplüğü bozulur. Hacim büyür, iki katına çıkar. Enden, yükseklikten ve derinlikten iki katını alırsan, bu sefer küpün sekiz katını almış olursun. Küpün iki katını almak nasıl mümkündür? Bugün basit bir soru. Çünkü ondalık sayı sistemi var, küp formülü var. Ama o gün ondalık sayı sistemi yoktu ki, küp yoktu ki. Hadi hesapla, nasıl hesaplayacaksın? Ama bu yine tarihteki önemli olaylardan biri. Çünkü bununla uğraşan Yunanlılar Thales'i, Thales teoremini hatırlarsınız, liselerde, ortaokulda vardır. Pisagor teoremi, Pisagor'u yetiştiriyorlar bu matematik sayesinde. Atina ile komşu ülkeler içerisinde savaş çıkıyor. Niye? Çünkü bunlar tapınağı büyük yapmamışlardı ya. Apollon kızıp da Veba'yı musallat etmişti ya. Veba da diğer şehirlere yansıyınca bunlar dediler ki sizin yüzünüzden Veba bize bulaştı. Yani anlatmak istediğim, bir daha söyleyeceğim. Evet, Orta Doğu'da büyük kavgalar var, büyük savaşlar var ama Yunanistan çok çok iyi durumda ama her şey güllük gülistanlık değil. İşte bu yüzden ilk filozoflar şu soruyu soruyorlar. Doğa olayları hakkında, doğa, yani yağmur niye yağıyor, fırtına niye çıkıyor, deprem niye oluyor ve insan olayları hakkında, veba salgını niye var, insanlar arasında savaşlar niye çıkar, niye enflasyon var gibi mevzularda, olaylarda doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? Bu soru işte, yani düşünce geleneğini devam ettiren, Sümer düşünce geleneğini Yunanistan'da devam ettiren sorudur. Soru. Doğa ve insan olayları hakkında doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? Çünkü o günün teknolojisi yeterli değil. Yağmurun neden yağdığını anlamaya, depremin neden olduğunu bilmeye yeterli değil. Bilmeyince ne yapacak? İşi işte o çok tanrılı dinle açıklamaya çalışacak. Bu sefer daha büyük bir kargaşa çıkıyor. Bu kargaşayı önlemek için bu soruyu soruyorlar. Bazısı, ilk baştakiler, hayır diyor, doğru bilgiye ulaşamayız, imkanı yok. Bazısı da imkanı var diyor. Bu tartışmadan çok zengin açılımlar ortaya çıkıyor. Eğer nasip olursa, eğer beğendiyseniz, devam etmek isteyeceksek, biz oradan devam edeceğiz. İşte Yunanistan'daki felsefe, işte bu tartışmada kimler var? Duyduğunuz, Risale'den de duyduğunuz zannedersem İşaret-ül İcaz'da geçiyordu. Ben oradan okumuştum lisedeyken. İşte bazı feylesoflar şunu söylerler. Bazı feylesoflar değil mi abi? Böyle bir yer var. Sonunda var. Evet, böyle bazı feylesoflar da şunu demişlerdir diye tek tek Risale'de işaret edilen feylesoflar. Demokritos, Thales, Platon, Aristoteles, Heraklitos'tur. Ben felsefeci olarak o satırları okuduğumda ha burada bu deniyor, bu falanca filozof, bir falanca filozof diye görebiliyorum. Şimdi Yunan felsefe geleneği böylelikle ortaya çıkıyor. Dediğim gibi derse devam edeceksek, ettiğimiz takdirde oradan devam edeceğiz. Fakat bir parantez daha ekleyerek ben nokta koymak istiyorum. İlim Çin'de de olsa gidiniz diyen bir peygamberimiz var. Kendisi sayesinde çok pahalı olan kitaplar, o dönemde el yazması olduğu için çok pahalı olan kitaplar, bizzat halifelerin desteğiyle giden tacirler tarafından, örneğin Yunanistan'la ticaret yaparken sizde hangi kitaplar var deyip satın alıp getirilmiş. İncelenmiş, medreselerde ciddi kritik, yani ciddi bir şekilde eleştirilere tabi tutulmuş ve Arapçaya çevrilmiş. Avrupalılar Yunan eserlerini Yunanca'dan değil, Arapça'dan öğrenmişlerdir. Hiçbir Yunan eseri direkt Yunanca'dan
o dönemde Avrupa dillerine çevrilmemiştir. Avrupa dillerinin çevirilerin tamamı Arapçadan yapılmıştır. Yani söylemek istediğim şey şuydu. Sümerlerden Yunanistan'a geçen, Yunanistan'dan tekrar Müslümanlara, Arap bölgesine geçen, Araplardan bir kez daha Avrupa'ya geçen, sürekli gidip gelen bir alışveriş var. Bir sohbette Hasan abi demişti ki, işte eğer Hristiyanlarla Budistler, Mecusiler arasında bir savaş çıkarsa biz kimden yana olacağız demişti. Tabii ki demişti, Hristiyanlardan yana olacağız çünkü ehli kitaptırlar. Evet, ehli kitaptırlar. Aynı zamanda eğer bir başka açıdan bakarsak, onlar da, biz de Sümer'in devamıyız. Sümerler İslam medeniyeti ve Batı medeniyeti olarak hala devam ediyorlar. Bu iki koldan Batı medeniyeti maalesef şu anda bizden çok çok daha zengin, teknolojik açıdan gelişmiş durumdalar ve dünyanın tamamına onlar hakimler. Hatta biz kendimiz de, bizim kendi kültürümüzü de tehdit altında hissediyoruz. Ben söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Arzu ederseniz devam edebilirim. Evet. Devam edeyim mi? Evet. Şimdi bir şeyi anlamak lazım ki, o da şu. Bütün bilimler, bugünkü fizik, kimya, biyoloji, psikoloji, sosyoloji, felsefenin birer alt dalıydı. Felsefeden bağımsız değillerdi. Bunlar felsefenin birer alt dalı. Zamanla felsefelerine ayrılıp bağımsız bir disiplin haline geldiler. Yani kendi başlarına bir sistem oluşturdular. Ve bu bilimlerin atası dediğimiz felsefenin de kaynağı, demin söylediğim gibi, Yunanistan. İşte Yunanistan'daki soru da şu. Yani doğru bilgiye ulaşabilir miyiz? Soru çok basit görünebilir. Ama yani doğru bilgi herkesin üzerinde hemfikir olduğu bilgidir. Yani kargaşayı önleyecek. Bu kadar da önemli bir sorudur. Ama çok düşünüyorlar. Bazı örnekler vermek durumundayım. Yani devam edeceksek, çünkü bu buradan pencereler açılacak. İlk önce ben size ilk verilen cevaplar neler? Bunları söylemek istiyorum. İlk verilen cevaplar, hayır, doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Neden? Mesela bir isim, Heraklitos. Diyor ki, dünyaya bakıyoruz diyor, dünyada her şey sürekli değişiyor. İşte mesela az önce topraktı. Şuradaki yeşil alandaki yer. Yağmur yağdı, çamur oldu. Çamura camında bir usta gitti, saman karıştırdı, kalıba döktü. Çamur ne oldu? Kerpiç oldu. Kerpiçi üste koydu, duvar oldu. Duvarları bir araya getirdin, oda oldu. Odaları bir araya getirdin, ev oldu. Ev yıkıldı, harabe oldu. Kurudu, toprak oldu. Yağmur yağdı, çamur oldu. E şimdi o nedir? Toprak mıdır, çamur mudur, kerpiç midir? Nedir kardeş? Her şey değişiyor. Değişmeyen bir şey yok ki. Doğada statik kalan bir şey yok ki. Hareket etmeyen, değişmeyen. Diyor ki her şey akar. Yani her şey değişir. Aynı ırmakta iki kez yıkanılamaz diyor. Niye? Birinci kez girdiğin ırmak yıkandın, çıktın. İkinci kez girdiğin ırmak artık o ırmak değildir. Suyuyla, taşıyla, kumuyla değişmiştir. Aynı ırmak değildir. Balıyla değişmiştir. E diyor ki her şey değiştiğine göre değişen şeylerin değişmez bilgisi olamaz. O yüzden doğru bilgi olanaksızdır. Olamaz diyor. Ve ardından devam ediyor. Diyor ki bir de diyor, yani bir de bir karmaşa var. O karmaşa olarak görüyor. Yani her şey değiştiği için bir karmaşa, kaos sözcüğünü kullanıyor. Bir kaos var diyor. Ama diyor sanki bu kaos tamamen de düzensiz değil. Çünkü sonunda dünya yok olup gitmiyor. Harap olup gitmiyor. Bir şekilde varlık devam ediyor. Demek ki bu görünen karmaşanın arkasında bunu düzenleyen bir yasa var diyor. Bir yasa. Nedir o yasa? Logos diyor.
bu logos dünyaya düzen veren, dünyanın düzenini sağlayan yasadır diyor. Neyse. Fikri yani doğru bilgiye ulaşılamaz dedi, değil mi? Tamam, güzel. Logos dedi, yasa var dedi. Doğada bir yasa var, logos var. Logos sözcüğü Araplarda Avrupa'ya geçerken loji haline dönüyor. Bugün ne diyoruz? Biyoloji, sosyoloji, psikoloji. Loji ne demek? Yasa demek. Psikoloji bilimi ne yapıyor? İnsan davranışlarının yasasını araştırıyor. Sosyoloji toplumların yasasını araştırıyor. Fizik ne yapıyor? Doğadaki fizik kurallarının yasasını araştırıyor. Arkeoloji ne yapıyor? Değişimlerin yasasını araştırıyor. Yani hala, yani evet Heraklitos bir şey söyledi, tamam yanlış söyledi ama bir şey bıraktı bize. Çünkü Heraklitos'tan sonra bütün insanlar şunu dediler yani, ya biz acaba bu yasaya ulaşabilir miyiz? Doğadaki yasaları bilebilir miyiz? İşte bu fikir bugün neye yol açıyor? Bugün bilim adamının laboratuvara girip araştırma yapmasına yol açıyor. Newton'un yer çekim yasasını bulmasına yol açıyor. Logos demiş acaba, gerçekten bir yasa var mı? Evet, verdiği cevap olumsuz. Ama koyduğu bir şey var, bir hedef var. İşte felsefenin temel özelliklerinden bir tanesi, bilime hedef kazandırıyor. Bir başkası diyor ki, Parmenides diyor ki, doğaya baktığımız zaman hiçbir şey tek başına değil. Ağaç toprakla var. Toprak, yani tamamen topraktan bitki çıkmaz. Toprağa biraz eski bitkilerin şeyi lazım, değil mi? Kökleri çürümüş, kökleri lazım vitamin olarak. Evet, o lazım. Yine olmaz çünkü sıkışır, hava almaz toprak ve ağaç yetişmez, ot yetişmez. Bunun hava alabilmesi için içinde biraz taş olması lazım. Şimdi ağaç toprakla var. Toprak eski bitkilerin kalıntısıyla var, taşla var. Meyve ağaçla var. Değil mi? Ağaç güneşle var, havayla var. Her şey birbiriyle var. O zaman diyor ki her şey birdir. Bir tek şeydir. Ama ben bakarken bu peçeteyi ayrı görüyorum. Bu bardağı ayrı görüyorum. Bu masayı ayrı görüyorum. Demek ki benim bakışımda bir problem var. Problem benden kaynaklanıyor. Benim duyularım beni yanıltıyor. Yani gözüm beni yanıltıyor. O zaman mı demiş? Evet. Vay be. Adam seni. Duyularım beni yanıltıyor. Peki ben bilgiye nasıl ulaşacağım? Gözümle göreceğim, elimle dokunacağım, değil mi? Kulağımla duyacağım, burnumla koklayıp dilimle tadacağım ki o şeyin bilgisine ulaşayım. Bunlar da beni yanıltıyor. O zaman doğru bilgi imkansızdır. Hiç boşuna kafa patlatmayın. Cüzdi ihtiyarından vazgeçmiş abi. Acayip bir şey. O zaman bunları düşünmesi çok ilginç adamı. Yine ne dediler? Doğru bilgi imkansız dediler. Şimdi böyle ben sizi yavaş yavaş ısıtmaya çalışıyorum. Çünkü birazdan daha böyle uç bir şeyler var. Bu uç mudur değil midir, o da sizin takdirinize kalsın. Yönlendirmiş olmayı. Zenon diye Kıbrıslı biri. Kıbrıs'ta da yine Yunanlılar var. Zenon diyor ki, yani bugün de matematik bize bunu söyler. Diyor ki, matematik ne diyor? A ve B noktaları arasındaki en kısa mesafe nedir? Doğru. Değil mi? A ve B noktası arasındaki en kısa mesafe doğru. Doğruda ne var? Noktaların yan yana dizilmesi var. Peki kaç tane nokta var? Sonsuz tane nokta var. Sonsuz nokta. Peki. A kişisi, A noktasından Ahmet diyelim. A noktasından B noktasına gitti diyoruz. A noktasından B noktasına giderken sonsuz tane noktayı geçmiş oluyor mu? Şimdi fanidir Ahmet. Nasıl sonsuz tane noktayı geçecek? Adı üzerinde sonsuz. Demek ki gitmiyor. Gitmesi imkansız.
İrfan, bak ne diyor? Ya İrfan Bey, senin buraya gelmen mümkün değil. Evet abi, öyle olur. Yani biz gelmem bu. Sizi dinlemiyoruz yani. Gel, tabii beni dinlemiyoruz. Ben de buraya gelmedim. Şimdi baş... Onlar her şey geriye gitti. Ya da siz geriye gidemez ki. Abi. Gidemez ki geriye gitsin. O zaman... Ya da siz hep buradaydınız. Ya da biz hepimiz hep bir yerdeydik. Başka bir açıdan İrfan Bey'in buraya gelmesi için. İlk önce yolun yarısını alması gerekiyor mu? Yolun yarısını almadan buraya gelebilir mi? Gelemez. Yarısını aldık. Kaldı mı yarısı? Evet. O ikinci yarıyı alabilmesi için de onun yarısını alması gerekiyor mu? Aldı. Kaldı çeyrek. Çeyreği alması için çeyreğin de ilk yarısını alması gerekir mi? Evet, çeyreğin ikinci yarısı kaldı. O ikinci yarının da ilk önce yarısını alması gerekir. Bir bölü sonsuz. Bir bölü sonsuz. Hep bir yarım kalacak mı? Hep bir yarım kalacak. O zaman İrfan Bey hiçbir zaman buraya gelemeyecek. Bir bölü sonsuz da sıfırdır abi. Her şeye geldi. Yani gelemez. Biz İrfan Bey'i burada görüyoruz. Hani gelemezdi? Demek ki gördüğün şey seni yanıltıyor. Mantıken senin gelmen imkansız. Bırakın İrfan Bey'in oradan buraya gelmesini, parmağımı kapatacağım. Yani parmağımı kapatmam için ilk önce ilk yarıyı almam lazım. Bunun da ilk yarısını almam lazım. Bunun da ilk yarısını almam lazım. Bunun da ilk yarısını almam. İlk yarı deyip parmağımı kapatmak, kıpırdatamam bile. Ama kapattım, ama geldi, ama geldik. Görüyoruz. Yok kardeş, yanılıyorsun. Onun öğrencisi Georgias. Devam ediyor bu düşünce. Diyor ki, bu bardağın fabrikadan buraya gelmesi imkansız olduğuna göre gelmemiştir. Bu bardak burada yoktur. Bu masa burada yoktur. Bu bina taş olarak, çimento olarak, kum olarak bir yerlerden bir yere gelip inşa olmadı mı? Gelmediğine göre olmadı. Şu stadyum bir yerden buraya malzeme olarak gelmedi. Ya stadyumun toprağı, o da bir yerden gelmedi. Hiçbir şey yoktur. Gördüğümüz her şey sadece bir hayaldir. Peki, demek ki gözlerimiz, duyularımız bizi yanıltıyor. Yanıttığına göre doğru bilgiye ulaşamayız diyorlar. Doğru bilgi imkansızdır. Hakikati bilemeyiz. Bu tartışma, bu mevzu yaklaşık 400 yıl sürüyor. 400 yıl boyunca kafa patlatıyorlar. Doğru bilgiye acaba ulaşır mıyız, ulaşamayız mıyız? Hayır diyorlar, ulaşamayız. İlk kez adını duymuşsunuzdur, Sokrates diye biri. Diyor ki hayır, doğru bilgi mümkündür. Ama şimdi Sokrates de hiç Zenon'a falan bulaşmayacak. Ya Zenon'a bulaştığın zaman iş içinden çıkamıyorsun. Ona bulaşmadan, yani ona cevap vermeden, onun etrafından dolanarak doğru bilginin mümkün olduğunu göstermeye çalışacak. Veya Sokrates hakkında size şunu söyleyeyim. Mesela hani biraz da espri olsun diye sana bir müsaade varsa. Fakir bir adammış. Yaşı da geçmiş 45 yaşına falan gelmiş. 40-45 yaşına. Öğrencileri de çok zengin. Demin söyledim ya yani. Yani bir sürü köleleri var. Özellikle Platon, Eflatun. Arapçada P harfi olmadığı için Eflatun diye geçmiş. Eflatun çok zengin birisi. Hoca bekar. Aralarında anlaşıyorlar. Diyorlar ki ya hocamıza diyelim ki ya hocam sen niye evlenmiyorsun? Herhalde parasızlıktan evlenmiyor. Biz de aramızda para toplayalım, hocamızı evlendirelim. Böyle olmaz diye. Gidiyorlar hocaların yanına. Hocam işte niye evlenmiyorsun falan diye sorunca bekliyorlar ki hoca desin ki para yok oğlum. Ama hocadan o cevabı beklerken hoca diyor ki aradığım gibi birini bulamadım, o yüzden evlenmedim. Hocam yardımcı olarak nasıl birini arıyorsun? Diyor ki hem çirkin hem huysuz birini arıyorum. Hem çirkin hem huysuz olmalı. Niye? Diyor güzel ve iyi huylu bir kadın kocasını mutlu eder. Çirkin ve huysuz bir kadın kocasını filozof eder. Abi milattan önce binlerdeyiz değil mi şu an? Hayır, 400'lerdeyiz. 300'de 3. yüzyılın ortaları. Sokrates
Yalın ayak Sokrates. Belki işte filmlerde şurada burada görmüşsünüzdür. Böyle Atina'nın merkezinde bir tepe var. O tepenin üstünde de işte o Athena tapınağı, Apollon tapınağı dediğimiz tapınak var. Oradan merdivenlerle bir meydana inilirmiş. İşte Atina meydanı. Okul yok. O dönemde henüz okul icat edilmemiş. Orada böyle öğrencileriyle volta atarak, bir kenara oturarak sohbet edermiş. Bir gün birilerinin dikkatini çekiyor. Yani Sokrates sürekli böyle gençlerle beraber. Acaba diyorlar ki yani Sokrates bizim gençlerimizi yani yoldan çıkartır, işte bize karşı kışkırtır mı? Hani pek öyle bir adama da benzemiyor ama biz buna bir gözdağı verelim ki ayağını denk alsın. Sırf yani gözdağı vermek için. Mahkemeye çıkarıyorlar. Mahkeme jüri mahkemesi. Yani Amerika'da benzeri olan bir şey ama jüri seçme kişilerden oluşmuyor. Özgür Atinalılardan oluşuyor. Bütün Atina toplanıyor böyle bir stadyum gibi bir arenaya. Herkesin bir oy hakkı var. Bir hakim var. Sanık yargılanır. Jüriye sorar. Oy kararına göre ya beraat ya ceza verilir. Bütün Atina'nın bir oy hakkı var. Özgür Atinalı ama köleler değil. Yani Atina'da demokrasi vardı. Evet, o güne göre demokrasi vardı ama demokrasi özgürler arası demokrasiydi. Köle yani şey kadınların oy hakkı yoktu. Kölelerin oy hakkı yoktu. Sadece özgür Atinalıların demokrasisi vardı. Aralarında demokrasi vardı. Toplanıyorlar böyle. Hakim soruyor. Ey Sokrates diyor. Yani sürekli gençlerle berabersin. Yoksa sen bu gençleri bizim atalarımızın dininden uzaklaştırmak mı istiyorsun? Yok diyor, öyle bir derdim yok. Peki diyor sen ne yapıyorsun bu gençlerle? Diyor ben felsefe yapıyorum. Felsefe nedir? Filozofun yaptığı şeydir diyor. E filozof nedir? Ha filozof nedir? Diyor siz hiç diyor böyle bu Atina'nın tozundan, toprağından, gürültüsünden, stresinden sıkılıp da böyle şehir dışında bir piknik alana gittiniz mi? E gittik. O pikniğe gittiğiniz zaman böyle köylünün bir beygirini gördünüz mü? Yere bir kazık çakmış. Uzun bir iple beygiri o kazığa bağlamış. O beygir orada böyle miskin miskin otluyor. E evet gördük. Ta orada böyle halinden memnun güzel güzel otlarken bir tane at sineği gelir o beygire musallat olur. Kuyruğunu sallar olmaz. Kaslarını titretir olmaz. En sonunda bakar ki bu sinekten kurtuluş yok. Yerini değiştirir, hareket eder. Evet, işte filozofu at sineğidir, siz de o beygirsiniz. Der. Bütün Atinalılar. Bu sefer sadece amaçları gözdağı vermekti. Kendisine idam cezası verilir. Hapse atılır. Bunu Platon'dan okuyoruz. Öğrencisi Eflatun Arapçadaki. Ki tarihteki ilk okulu kuran kişidir. Akademiyi kuran kişidir Platon. İlk üniversiteyi. Platon da zengin, arkadaşlarını toplar onun anlattığına göre cezaevini basarlar. Bir de gemi ayarlarlar. İşte hocam bir gemi ayarladık, hadi gidin gemiye binin, canınızı kurtarın dediğinde Sokrates şunu söyler. Der ki yazık ben size hiçbir şey öğretememiş. Niye hocam? Ben size kurallara uymanızı söylemiştim. Kurallara uyun. Eğer kurallar yanlışsa, sakıncalıysa değiştirmeye çalış. Ama kurallara uyacaksınız demişti. Şimdi ben bunu dün sağlığım yerindeyken, keyfim yerindeyken iyiydi, kurallara uyun diyordum. Şimdi bu kurallar benim idamımı istediğinde, ölümümü istediğinde de kurallara uymayın, hadi gidelim, hadi beni kurtarın, hadi ben kaçayım dersen kendimle çelişmiş olmaz mıyım der ve ölümü seçer. Şimdi Avrupa medeniyeti dediğimiz medeniyet, böyle bir insan bünyesine benzetecek olursak bir iskelet yapısı var. E malumunuz iskeleti de bir arada tutan, ayağa kalktığımızda bizi dik tutan değil mi omurgadır. İşte Avrupa medeniyetini o arada tutan şey o omurgadır. O omurga kimdir? Sokrates. Sokrates'in öğrencisi Platon, onun öğrencisi Aristoteles, onun öğrencisi Anselmus, Augustinus.
Okan'la vereyim. Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Bunlar tıpkı böyle bir omurganın şeyleri gibi, böyle bir tesbihin taneleri gibi ard arda dizilmiş. Fakat bu ard arda da diziliş sadece Yunan'la, Avrupa'yla ilişkili değil. Ben söyledim de Avrupalılar felsefeyi Müslümanlardan öğrendi diye, Arapçadan öğrendi diye, bunu da unutmayarak. Bir araya gelir ve bir, bugünkü Avrupa anlayışını meydana getirir. E bugün Avrupa'da malum, yani biraz da eleştirmek lazım kendimizi. Ben bir filmde görmüştüm. Adam arabayla geçecek, kadını görüyor kenarda, artık Almanya'nın neresiyse karşıdan geçecek ya, duruyor, ona yol veriyor, kadın geçmiyor yaya çizgisinde. Adam bekliyor, kadın bekliyor. Kadın geçmiyor. En sonunda kadın gidiyor. Arabanın önünü geçtikten sonra döndü. Şoförün camına tak tak vurdu. Şoförü aşağı, yani hareketlerinden anlıyoruz. Şoförü aşağı inmeye davet etti. Şoför aşağı indi daveti üzerine. Geldi arabanın tamponunu gösterdi şoföre. Arabanın tamponu yaya çizgisini bir karış geçmiş. Adam bindi arabasına. Arabasını geri çekti. Ondan sonra kadın karşıya geçti. Kadın adama ne diyor? Kural diyor. Yaya çizgisini geçme. Bizde kurallar ne için? İşte kendimizi biraz eleştirelim. Çiğnemek için. Çünkü bu medeniyeti yani başlattıran dediğimiz Sokrates yanlış da olsa diyor, canı pahasına kanuna uymaktan bahsediyor. Bu Aristo 3. kuşak mı? Aristo da Platon'un öğrencisi. Platon yani Eflatun. Eflatun. Arapçada Eflatun. Eflatun. Çünkü evet Arapçada. Bazı şeyler deniyor ya, Aristo başta Sokrates talebesi diye geçiyor. Hayır. Sokrates, Sokrates'ten sonra Platon, Platon'dan sonra Aristoteles. Bunlar mesela diyelim Demokrit de var. Ben Demokritos da var, ilk materyalist. Şimdi ben sizin öğrencinizim. Benim öğrencim sizi hiç görmedi. Hiç tanımadı. Ama benim öğrencim de ne olur? Otomatikman sizin öğrenciniz sayılır. Birebir sizden ders almadığı halde. Ama Sokrates, Platon, Aristoteles örneğinde birebir ders almalar. Aristo direkt mi almış? Yok ya, Sokrates, Aristo direkt Platon'dan, Platon da direkt Sokrates'ten ders almış. Yani Aristoteles Sokrates'ten direkt almamış. Evet, Platon'dan almış. Platon. Ama sonuçta onun öğrencisi sayılır. Demokrit de Yunanlıydı. Evet. İlk ateist. İlk materyalist. Materyalist. Ateist demek doğru değil. Materyalist. Materyalist. Yani din hakkında ne düşündüğünü bilmiyoruz ama aşağı yukarı ateist olduğunu tahmin edebiliriz. Fakat materyalisttir. Maddeyi esas alır. Maddeyi esas alır. Aristo da sebepleri esas alır, öyle mi? Yok, o biraz daha karışık. Sebepler de var da, sebepler sadece bir tanesi. Zaman, sebepler derken mesela fail neden, gail neden, formal neden, bu tür sebepleri alır. Onları biraz daha böyle ayrıntılı inşallah daha verir. Eflatun Rusçu biraz. Rusçu. Varlığı ikiye ayırır onlara da. Eflatun öyle bir özelliği var. Evet. Sokrates'in önemli olan şu nokta, yani işin kopma noktası 800 yıl boyunca, ya şey 400-500 yıl boyunca hepsi doğru bilgi olanaksız derken Sokrates doğru bilgi olanaklıdır diyor. Nereye dayanıyor? Ne gösteriyor peki? Oraya gelecektim ben de. Biraz böyle şey olsun diye ben şeyden bahsettim, Sokrates'in bu yaklaşımında. Yani hani sıkıcı bir ders olmasın. Amacımız neydi? Felsefe, bilim, siyaset hep beraber değil mi işlemek? O yüzden böyle Sokrates'in o tarafına kaydım ki hem sıkıcı olmasın diye. Sokrates şunu söylüyor, diyor ki insan aklında, bakın yine duyular değil, duyuların yanılmadığını hiç göstermiyor. Demin dememiştim ya, Zenon'a hiç bulaşmıyor, etrafından dolanıyor. Duyularımızın bizi yanıltıp yanılmadığına hiç bahsetmiyor. Oraya hiç değinmiyor. Duyuları esas almıyor. Diyor, insan aklında doğuştan gelen bilgiler vardır. Bu sayede doğru bilgiye ulaşırız. Doğru bilgiye sahibizler. Bunlar bize doğuştan gelir. Biz doğduğumuzda zaten bu bilgilerle dünyaya gelmiştik. Özür dilerim. Hani oradan ben bir şey yapmak istedim. Bir yere götürdü beni. Şimdi bu Sokrates... o duyular bizi yanıltıyor, hiç dokunmadı. Evet. Etrafına dönüyor ya. Evet. Bugünkü şeyi hatırlattı bana. Matematik profesörü var. Tanrı Yanılgısı diye kitap yazan Dank ismiydi, nedir?
bir tane şu anda meşhur, gündemde, şu anda dinsiz birisi, yani ateist birisi, matematik profesörüdür ve Tanrı yanılgısı diye bir kitap yazmış. Hani bu etrafında dolaşıyorum şey. Şimdi çok ilgimi çekti, aynı adam bunu yapıyor. Kendi matematik profesörü, matematikçidir. Ek olarak profesörlükten hariç merak salmış felsefeye. Sonra felsefede pek ilerlemiş ve kitap yazıyor. Tanrı yanılgısı, yanılgıdır diyor. Fakat kitabında şunu anlatıyor, diyor ki Tanrı'yı kim yarattı diyor. Hı hı. Mesela bir kere kabul ediyor otomatik olarak Tanrı'yı. Yani bu kalemi kim yaptı, bu kalem kimindir sorusunda bir kalemin varlığı ispat ediliyor. Şimdi ben başka bir şey diyeceğim de bununla alakalı. Tanrı'yı kim yarattı diye soruyor. Kendi esas mesleği olan matematiği kim ortaya koydu sormuyor. Hı hı. Matematiğin kaynağı yok, etraftan dönüşüyor. Hı. Matematikle hiç Tanrı inkarına gidemiyor. Çünkü matematiğin realitesi yok ya, vücut arayıcısı yok. Şeylerde dolaşıyor, fiziklerin etraftan dolaşıyor. Aynı onu hatırlatıyorum. Hayır, ben şimdi onu duydum. Bir söyleşide bir doçent şunu söyledi. Yani bu Tanrı Yanılgısı adlı kitapla ilgili, ben kitabı okumadım, bilmiyorum. Dedi ki, yani tam kelime kelime belki hatırlayamayacağım ama aşağı yukarı şunu söyledi. Dedi ki, eğer bir Hristiyan dinsiz olmak istiyorsa bu kitabı okusun. Ama bir Müslüman da dinini kuvvetlendirmek istiyorsa bu kitabı okusun. Yani böyle bir cümle. Ama hoşuma da gitti bu cümle. Evet. Bir Hristiyan, birazdan ben hani evet Sümer'in... Ama biraz şey bileceksin. Mazlumun dinini bileceksin. Dinini bileceksin. Dinini bileceksin. O zaman kuvvetlenir. Evet. Mesela matematik, 5 tane elma diyoruz. Elmayı kaldırırsanız 5 yok olmaz. 5 ala duruyor. Aynen öyle, vardır. Fakat maddeyi ortadan kaldırırsanız fizik yoktur. Evet. Ki mesela kimyaya kavese. Şimdi Allah kim yarattı sorusunu soruyor, matematiği kim yarattı sormuyor. Çünkü realite, ama bütün fenler de bunun üzerine kurulmuş. Şeyin etrafında dönüyor böyle. Matematiğin etrafında dönüyor. Kendi mesleğine sormuyor. İşte akla mukayyet olmak lazım. Evet. Yani. Şimdi devam et sen. Evet. Şimdi Sokrates diyor ki, insan aklında diyor, biz hepimiz bilgiyle dünyaya gelmiştik. Fakat doğum sırasında bir travma, bir şey yaşadık, unuttuk. Ama diyor, eğer doğru soruları sorarsak, biz doğru bilgiye ulaşırız. Bu Sokrates mi diyor? Sokrates diyor. Doğru soruları sorarsak. Doğru soruları. Sorarsa hatırlarız. Bilmek... Kime soracağız doğru soruları? Kendimize. Kendimize. Güzel, aferin ona. Kendimize soracağız. Eğer doğru soruları sorarsak hatırlarız. Sormamız lazım. Şimdi, fakat dünyada doğru bilgi olan aklıdır diyen bir o var. Diğerleri, diğer filozoflar, doğru bilgi olanaksız diyorlardı ki, bunların çoğu tartışma sanatı, retorik üzerine ders veren, para kazanan insanlar aynı zamanda. Ve siyaset üzerine ders veren insanlar. Bunlardan Piron diye biri Atina'ya geliyor, çok ünlü bir adam, çok para kazanmış bu işten ama doğru bilgi olanaksızdır diyor. Atina'ya geldiği zaman Atinalılar da koşuyorlar Sokrates'e, diyorlar ki, ya meşhur Piron gelmiş, acaba o doğru bilgi olanaksızdır diyor, sen ise olanaklıdır diyorsun. Acaba tartışır mısınız hazır o da buradayken? E olur diyor, tartışalım. Çok güzel. Ve arenada toplanıyorlar. Şimdi Piron demin söylediğim gibi çok zengin, kendine ait kölesi var, işte atı var, şusu var, busu var. Sokrates ise çok fakir bir adam. İki filozof karşılaşıyorlar. Piron böyle alaycı bir dille diyor ki, ya Sokrates diyor, duyduğuma göre doğru bilgi olan aklıdır diyormuşsun. Hadi bana doğruluğundan en emin olduğun bilgiyi söyler misin diyor. Doğruluğundan emin olduğun bir bilgiyi söyle. Şimdi Sokrates kalkıp dese ki bu bardaktır. Hani eminiz değil mi? Yani diyecek ki, ya duyularımızın bizi yanılttığı ortada. Bazen rüyayı gerçek zannediyoruz. Değil mi? Bazen bu bardağa kaşığı batırdığımız zaman onu kırık olarak görüyoruz. İşte veyahut da bir başka bir yöntemle, Zenon yöntemiyle bu bardağın burada olması için hareket edip gelmesi lazımdır. Burada bardak yok kardeşim diyecek. Sonuçta bu bardaktır fikrini demin söylediğimiz yöntem ve tekniklerle çoğu şey yapacak.
çürütecek. Ve ardından diyecek ki bak sen en emin olduğun şey neydi? Bunun bardak olduğuydu. Bu da değilmiş, demek ki bilgi imkansız diyecek. O yüzden soruyor. Doğru olduğundan emin olduğun şeyi söyle. Onu bir şekilde çürütmek için, yani duyuların seni yanıltıyor, bundan emin olamazsın diyebilmek için. Sokrates de diyor, tamam diyor, söyleyeyim diyor. Bildiğim bir şey varsa hiçbir şey bilmediğimdir. Şimdi bu çok dehşet bir söz. Neden? Şimdi birazdan daha iyi kavrayacaksınız. Şimdi Piro'nun derdi ne? Piro'nun derdi Sokrates'in emin olduğu bilgiyi çürütmek. Değil mi? Öyle değil mi? Şimdi adam ne diyor? Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Şimdi adam kabul etse Piro, dese ki tamam Sokrates hiçbir şey bilmiyorsun. O zaman bir şey biliyor. Ne? Hiçbir şey bilmediğini biliyor. Sonuçta bir şeyi biliyor. Demek ki doğru bilgi olan aklı. Tersini söylerse, yok Sokrates sen çok şey biliyorsun dese, demek ki Sokrates çok şey biliyor. Sokrates yine haklı. Demek ki doğru bilgi olan haklı. Yani bunun hangi tarafını, bu cümlenin olumlusunu da alsanız Sokrates haklı çıkıyor, olumsuzunu da alsanız Sokrates haklı çıkıyor. İsterseniz bir daha tekrar etmem, isterseniz edeyim. Gerek var mı? Ya enteresan bir cümle. Şeye benziyor, peygambere Yahudi gelmiş, ne derse suç olacak, hurmayı getiriyor. Ya Muhammed bu benim rızkım mıdır? Yok dese atacak. Evet dese, rızkın de, evet dese atacak. Yok rızkın değilse atacak. Rızkın ise atacak, rızkın değilse yiyecek. İkisi de suçlu yani. Ya, tersi. Tersi oluyor. Peygamber diyor ki aleyhissalatü vesselam, yersen rızkındır, yemezsen rızkındır. İşte. Aynı Yahudinin Peygamber Efendimiz'e yapmak istediği şey gibi. Evet. Sokrates de aynen Piron'a cevap veriyor ama Piron da anlıyor yani ne dese şey çıkacak. Yani tuzağa düşürün derken tuzağa düşürün Piron fark ediyor. Diyor ki, dönüyor alay etmek yolunu seçiyor. Ey Atinalılar diyor, yani diyor, bula bula diyor cahil olduğunu kabul eden bir adamı mı çıkarttınız karşı? Piron'a bak ne zekiymiş ya. Bunlar filozof abi. Ama acayip ya, hakikaten evet. Piron ya, pire gibi adam. Ama bak bu karşıma cahil bir adam, evet. Allah Allah, o anda çözümü buluyor. Evet, çözümü öyle buluyor. Ne diyor bir de söyle abi. Yani diyor dönüyor Atinalılar artık, onu kale almıyor. Dönüyor Atinalılara, bula bula diyor bu. Yani cahil olduğunu kabul eden bu kadar cahil birini mi çıkarttınız karşıma? Şimdi sıra Sokrates'te. Değil mi şimdi? Sokrates ne diyecek? Sokrates diyor ki, Atinalılar diyor, Piron haklı. Piron haklı. Doğru var ya. Yani. Ha, haklı. Şimdi diyor, yok daha beter şimdi. Diyor ki, Piron diyor o Atina'ya girişini gördünüz. Ne azametliydi, ne kadar muhteşemdi, ne kadar gösterişliydi, ne kadar cakalıydı o yanındaki kölesiyle. Ben Piron'la muhatap olabilir miyim? Olsam olsa Piron'un kölesiyle muhatap olabilirim. Bak, Piron'un kölesiyle muhatap olabilirim. Ben köle... Sahi diyor, dönüyor. Acaba senin kölen yeterince cahil mi? Yani benim kadar cahil mi? Nasıl yani diyor Piron. Diyor ki okuma yazma biliyorum. Hayır diyor, benim kölem okuma yazma bilmez. Diyor okuma yazma bilmediğinden emin misin? Evet eminim diyor. Okuma yazma bilmez. Hah diyor, tamam bana göre o zaman. Çağırır mısın diyor, ben seninle değil. Senin gibi bir zat-ı muhteşemle tartışamam. Çağır, ben senin kölenle tartışmak istiyorum. Köleyi çağırırlar bir daha sonra. Piron, ben yani cehaletinden emin olalım kölenin. Okuma yazma bilmediğinden emin misin? Evet der, yani bunca yıldır kölem okuma yazma bilmiyor. Peki der, işte saygıdeğer Piron, okuma yazma bilmeyen bir köle geometri problemi çözebilir mi? Hayır, çözemez der. Köleyi çağırır. Ve bir geometri problemi sorar. Ama sormakla kalmaz.
sorularla köleyi düşündürtür. Anlatabiliyor muyum? Düşündürte, düşündürte, her soruyla düşündürte, buna doğurtma yöntemi deniyor. Eğitimde kullanılan bir yöntemdir hala hazırda. Yani Sokrates, evet bu filozoflar bunu demiş, bitmiş, ölmüş, gitmiş değil. Yani lütfen buna dikkat edelim. Bu demin Heraklitos örneğini söyledim. Yanlış bir şey söylemiş ama bugün bilim adamının laboratuvara girme gayesi olmuş. Bir tapınak hikayesi anlattım. Thales'i çıkartmış ortaya. Parmenides'i çıkartmış. Sokrates de bugün eğitimde kullanılan bir doğurtma yöntemidir bu. Yani çocuğa bilgi vermezsin. Çocuğa tanım yapmazsın. Örneğin ağaç nedir diye ağacın tanımını yapmazsın. Ağaç nedir? İşte ağaç şöyle yapıyorsa, ağaç böyle yapıyorsa, ağaç şunu verebiliyorsa diye düşündürte düşündürte çocuğa ağacın ne olduğunu belletirsen buna doğurtma yöntemi deniyor. Bunu kullanan ilk kişi Sokrates. Sokrates de köleye doğurtma yöntemini kullanarak soru sora sora en sonunda geometri problemini çözdürüyor. Firona diyor ki bak gördün mü diyor. En cahil insanda dahi doğuştan gelen bilgiler mevcuttur. İnsan bunu unutmuştur. Eğer doğru soruları sorarsak bunları hatırlarız. Doğru bilgi olanaklıdır. Sokrates'in getirdiği bize... Firon orada tabii. Kabul ediyor mu? Şimdi kabul ediyor mu etmiyor mu'dan ziyade artık orada Piron'un sığınacak bir şey kalmıyor. Tuzağa düşmüş oluyor. Sokrates İran'ın başlangıcını başlatıyor orada. Tartışmanın dışına çıkmış oluyor. Tartışma artık köleyle Sokrates arasına girmiş oluyor. Ve önemli olan orada değil mi? Sokrates'in iknası. Evet. Birinin hatasını kabul etmesi her zaman mümkün değil. Etmiş midir, etmemiş midir onu bilmiyorum yani. Ama ilginç tabii. Çok acayip. O anda onları üretmesi. Yani insan, ben Sokrates'e zatına değil de insan sistemine kafam çalışıyor ya. Benim modelim. Evet, evet. Ben böyle mesela insan bilgiyi unutmuştur. Soru sorarak benim bir tezim var. Ona denk geliyor. Bak insan bilgiyi unutmuştur. Soru sorarak hatırlatmasına sebep oluyor diyor. Evet. Ben de şöyle diyorum yani diyorum. İnsan zahirde ilimle bir şey alır. Dışarıdan bir şey alır. Bana göre dışarıdan bir şey almaz. Dışarıdaki şeyler içerideki uyanmış. Aynısı. Aynısı. Yani Sokrates'in de söylemek istediği şey bu. Evet. Ve niçin ona vardım? İnsan yapısı itibariyle, mantık itibariyle kainatın çekirdeği var. Evet. Kainatta ne varsa insanda vardır. O bir sebeple ortaya çıkması lazım. Ona o sebep oluyor, gördüğü şey. Yani mesela diyelim evet. ki toprak, güneş, hava, su, çekirdeğin hakikatin ortaya çıkmasına, gözükmesine sebeptir. Yoksa çekirdeği inşa etmede bir şeyi yok. Yani program itibariyle bir katkıları yok. Oradaki gizli hakikatin ortaya çıkarıyor. İşte bilgi anlamında dediğiniz anda, bilgi anlamında. Yani bu bilgi, bu nesne bendeki... Bana bir bilgi vermiyor, bendeki bilgiyi uyandırıyor. Dışarıya çıkar. Çıkartıyor. Tadamma gibi değil mi? Evet, Heraklitos'un, yani Sokrates'le yani en az %70, %80. Tadamma gibi, evet. Mesela elmayı ağzımıza süreriz, dilimizi süreriz. Dil de sinirsel itibariyle elektriksel dönüştürür ve lezzet mekanizmasına bu elektriksel impulsler gönderiliyor. Orada var olan kabiliyet de ortaya çıkıyor. Şimdi şey dediniz, elektrik, güzel bir şeye temas ettiniz. Evet. Şimdi hani Zenon ve Gorgias demişti ya, yani bu burada yok, sen buraya gelemezsin, değil mi? Peki geldiğimi görüyorum ya da işte İrfan Bey'in geldiğini gördüm. Hayır görmedin kardeşim. Sadece senin beynine 2 volt elektrik gönderildi. Elime aldım, dokundum, dokunmadım kardeşim. Bu yok ki dokunasın. Senin beynine 2 volt elektrik gitti. Dokunduğuna dair. İçtin tadına tatmadan. Beynine 2 volt elektrik gidince sen tattığını, gördüğünü, işittiğini zannettin. O burada yok ki. 2 volt elektrik. Şimdi ben bunu liselerde anlatırken şu örneği veriyorum. Beyninizi çıkartsak.
İşte diyorum Antalya'da kumların üzerine bıraksak. Ama beyninizle vücudunuz arasında iletişim devam etse. Beyniniz kendisini nerede bilir? Hemen atlıyorlar. E kumların içinde. Hayır. Burada bilir. Burada bilir. Duyguları neredeyse kendini orada bilir. Kendini orada bilir. İşte der ki ya nasıl ben kumların üzerindeymişim. Hadi oradan ya ben Bursa'nın soğuğunda işte İstanbul'da yağmur yağıyor ben üşüyorum. Ne kum mu ne Antalya'sı kardeşim. Aha sen karşımdasın. Aha işte Zeytinburnu Stadyumu karşımda. Ben Antalya'da değilim. Ya işte görüyorum ya Zeytinburnu Stadyumu işte ben İstanbul'dayım. Hadi şimdi o beyni anlat ki Antalya'da kumların üzerindedir. Anlatabilir misin? Anlatamazsın. Ha, anlatamadığın gibi işte Zenon ve Georgias'ın dediği de bu. Anlatamayız. İmkansızdır diyor. Hadis-i Şerif buna bakıyor. Diyor ki insanlar rüyadadır. Ne rüyadadır şimdi? Ha. Nasıl anlatacaksın şimdi? Ha işte bak aynen bunu söylüyorlar. Söylenen bu. Evet. İnsan rüyadadır. Böyle bir sana yani şeydir. Evet. Sözünüzü kesiyorum. Sanal gerçektir. Sanal virgül gerçektir. Gördüğümüz şeyler rüyadır. İşte ustad da şöyle diyor. Çok güzel bir yorum getiriyor bu şeye. Bunun hepsini bilen zat. Evet. Çünkü ötüleri bildiği için ben yerde işlenen hadis günahlar alim misalda temsillerini görüyorum diyen ustad. Diyor ki aynı zamanda yine sözünüzü kesme özür dilerim. Ustad bunun çok ciddi eğitimini almış medresede. Evet bu şeyi değil mi? Fes? Tabii. Çok ciddi eğitimini almış. O üç aylık şeyinde. Onları okumuş. Şimdi diyor ki bu alem misal biz bir kere yanılgı hata şuradan oluyor yanılmamız. Hayali hayal zannediyoruz. Heh. Mesela sırrı sır zannediyoruz. Evet. İsmi bu yani. Hayal ismi hayal. Ama kendisi hayal değil. Bir hakikattır. Ama bir koltuk gibi değil. Evet. Yani bir taş gibi değil. O zaman biz ona nispet ederek hayali hayal zannettik. Oysa esmanın bir mertebesidir. Rüya da bir hakikattır. Ama bizzatı böyle kürek aldın, kum doldurdun, çaktın, gittin, geldin cinsinden değil. Yer çekimi kanunu yok orada. Mesela muayyenleşme kanunu yok. O hayal dünyası buna göre hayaldır ama o da bir gerçektir o alemde. O en güzeli şu, sizin verdiğiniz bir örnek var. Adamın rüyasında köpek ısırmış. Evet. Ya. Şimdi kalkmış kolu ne? Aynen öyle. Köpek dişlerinin izi. Aynen dişi izi ve hanımı da görüyor. Peki şimdi bak dön. Demin söylediğimiz şey. Bu bardak yoktur. İrfan Bey burada değildir. E işte burada. Hayır burada değil. Beyne 2 volt elektrik gitti. Bu bardak burada yok. E dokundum elimde. Hayır elinde yok. Senin beynine 2 volt elektrik gitti. Ne oldu? Bu hayaldir dedi. Gerçek değil, değil mi? Bu hayaldir. Gerçek değildir dedi, değil mi? Eşeği şimdi, hayale soktu. Yani. Ha eşeği hayale soktu. E dön tersinden o rüyaya bak. E hayaldi. Rüya görmüştü. Köpek onu ısırmış. E ne oldu kolu? Sabahleyin. Rüyada köpek ısırıyor belki. Duymamış arkadaşlar var. Rüyada köpek ısırıyor. Bunu şöyle de anlatayım. Isırıyor. Bağırarak uyanıyor. O bağırma anında uyandığı için köpeğin izi kalıyor. Eğer bağırıp sonra şey yapsa, daha sonra uyan veya rüya tam ısırırken ısırmadan uyansa olmayacak. Olmayacak. Mesela ne yapar? 2 volt elektrik gitmeyecek. Gitmiyor. Mesela beynin şöyle söylediği var. Yukarıdan düşüyor, yere çakılırken uyanır insan. Evet. Eğer uyanmayıp yere çakıldığını bilse, beyin kendisini doğru zannettiği için rüyada ölür. Kilitler. Şimdi rüyada bunlar hiçbirisi buraya göre kıyas edince ayrı bir mertebedir. Hayal değil. Bu anlatılan o mantık yanılgısı veya eşya arasında şey. Bu da dediği mantık doğru ama Esma'nın bir mertebesi. Oysa bardak var. Şimdi Esma'nın mertebelerine işte hayırlısıyla bir sonraki derste eğer isterseniz ondan sonraki evet, yani ama şey. Ama o öyle bitirelim ki kafada şey evet, kalır. Evet. Yani üstad diyor ki varlık hayal değildir. Mevcut mevcuttur. Vücudu haricisi vardır. Mertebeler arası kıyaslanınca ortaya çıkan mantık çıkıyor. Varlık kıyaslanıyor.
bu mantığa göre böyle yaparsan hakikaten, ama realitesi var. İşte bundan Sokrates'ten sonraki filozoflar bunu diyecekler. Öyle mi? Ha, tamam. Esman. O zaman başka bir gün inşallah şey yaparız. Evet. Burada peki. El Fatiha.